Sözleşme aslında bu iki kulvarlı yaklaşımla başladı. Kadınlara yönelik şiddet önleme sözleşmesi mi olsun, aile içi şiddeti önleme sözleşmesi mi olsun? Ortada sözleşmenin başlama noktasında tartışmaların ve de müzakerelerin başlama noktasında bu bir toplumsal cinsiyet eşitliği sözleşmesi mi olsun diye bir soru yoktu zaten ve böyle bir soru da olmadı hiçbir zaman. Bu sözleşmenin en ilerici olan boyutu, hukuken bağlayıcı, uluslararası metinde toplumsal cinsiyet kavramına bir tanım getirmiş olmasıdır. Daha önce de böyle bir tanım yok. Ne Birleşmiş Milletler'de var ne Avrupa'da var. Bu da çok önemli bir şey. Sözleşme bir toplumsal cinsiyet sözleşmesi değil. Ama şiddet, hem kadına yönelik şiddet hem aile içi şiddeti toplumsal cinsiyet bazı üzerinden analiz eden, ona bağlayan bir yaklaşım. Yani şöyle söylemem gerekirse toplumsal cinsiyet kavramı bu sözleşmede tanımlanıyor ve ilk defa uluslararası hukuki literatürde tanımlanıyor. Çünkü toplumsal cinsiyet kadınlara yönelik şiddeti anlamanın, açıklamanın olmazsa olmazı yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan bir olay kadınlara yönelik sistematik şiddet olması aile içerisinde şiddet olup bunun da büyük bir bölümünün gene kadınlara yönelik olması dolayısıyla Kavyo komitesinde bu müzakere komitesinde tartışıldığı ve birleştirilmeye çalışıldığı noktada bunların ortak temelinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan bir açıklama olduğu konusunda bir görüş birliği oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği İngilizcede gender dediğimiz kavramın gender equality dediğimiz kavramın ne olduğunu sözleşmenin temel tanımları içerisine konulması gerektiği anlaşıldı. Aile içi şiddet mi olacak, kadınlara yönelik şiddet mi olacak sözleşmenin özü tartışması aslında ideolojik boyutları da olan bir tartışmaydı. Bazı devletlerin görüşleri konunun aslında bir e, aile içi şiddetle mücadele konusu olduğunu çünkü bu şiddetin sadece kadınlara yönelik değil ailenin diğer fertlerine Örneğin yaşlılara Örneğin çocuklara Örneğin e, erkeklere yönelik e, örneklerinin de çok olduğunu savunuyorlardı Halbuki diğer e, görüşü savunanlar ise e, ki Türkiye bu diğer görüşün içerisindeydi bu doğru bu sayısal anlamda e, daha az olsa da doğru yönleri olan bir tezde olsa daha önemli olan ve daha bizim için burada vurgulanması gereken konunun kadınlara yönelik aile içi şiddet olduğu çünkü bunun sistematik aile içinde ve dışındaki boyutlarının birbirini takip eden bir silsile olduğunu savunuyorduk. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi, sonradan İstanbul Sözleşmesi adını alan bu sözleşme. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemeye ve onlarla mücadele etmeye yönelik bir sözleşme. Sadece aile içindekini değil, onun içindir ki bu sözleşmenin içerisinde işte sokaktaki şiddeti de, okuldaki şiddeti de, iş yerindeki şiddeti de icabında kapsayabilecek bir genel anlayış vardır bunun sistematikliğini ve bir e, savunan bir söz. işte bu sistematiklik noktası da zaten toplumsal cinsiyet kavramını ister istemez sözleşmenin içine sokmuştur çünkü niçin sistematiktir çünkü toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olduğu için onun için de İstanbul Sözleşmesinin girişinde açıkça der ki tarihten gelen bir cinsiyetler arasında bir e, a, farklılık vardır. Bu farklılık erkekler lehine, kadınlar aleyhine tezahür etmiş ve kadınlara yönelik ayrımcılık şeklini almıştır. Bu ayrımcılığın en ileri, en savrulamaz veya en kabul edilemez noktası da şiddettir. Onun için de İstanbul Sözleşmesi için toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yok edilmesi olmazsa olmaz gereklerdir. Bugünkü bakış açımızla geriye dönüp kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi gibi bir isim çok daha ileri bir yaklaşım olurdu. Ama her böyle bir şey konuşulmadı. Böyle bir şeyin konuşulması için gereken zemin orada yoktu zaten çünkü toplumsal cinsiyet kavramı pek çok yani Avrupa içerisinde de birçok ülkenin duymak bile istemediği bir kavramdı o noktada bile ki şimdi ondan sonra daha da bu konuya olan hassasiyet diyeyim artık arttı. Dolayısıyla o şekilde bir tartışma olmadı. Aile veya kadın üzerinden gitti tartışma.